Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi yanımda acayip bir adam var. Bu adam bizi olimpiyatlarda temsil edecek ve son 4 gündür falan beraber antrenman yapıyoruz. Ben böyle bir koşan adam görmedim ya. Böyle şaka gibi koşuyor. Ne haber Zehir? İyi, teşekkürler. Ne haber, nasıl keyifler? Güzeldi, buraya gelince daha güzel oldu. Değil mi? Evet. Kamp, değişik bir kamp. Harika. Trail'de antrenman yapıyor muydunuz daha önce? Hazırlık döneminde tabii Burak gibi olmazsa evet yapıyordum. Değil mi? Yani kısa da olsa evet. Yokuş çıkışları falan filan. Evet, bir aşinayım ama bu doğada koşmak başka. Değil mi? Yani. Bambaşka. Yani hep diyorum Kapadokya başka başka. İşte benim dememe gerek yok. Adam ilk defa geldi burada. O da söylüyor ve şey yani o kadar güzel antrenmanlar yaptık ki. O mesela biz 15 kilometre koşarken o 20 kilometre koşuyordu. Çünkü gidip geliyor falan filan. Çünkü o da kendi antrenmanını yapıyor. Çünkü bu sene Kapadokya'da 38 kilometre koşacak. Benim için ilk olacak. Özellikle bu güzel ortamda, bu güzel atmosferde. Türkiye'nin en güzel organizasyonu ultra olarak benim bildiğim Kapadokya ultra. Bununla başlamak benim için zaten bir zevk olacak. Evet. İzleye izleye koşacağım çünkü doyamadım 4 günde. İnşallah yarışta. Tabii nasıl koşacağım. İzleyecek bilmiyorum da çünkü ortalama benim tahminimce 3.30-3.40 pace'de falan gideceksin sen. Hemen hemen geliyor. Çok dikinişler, dikinişler var, güzel parkur. Zemin biraz zorlayacak, rakiplerim değil. Ama yani dediğim gibi o pace'leri bulmaya çalışacağız. Çünkü evet. Ancak öyle kazanabiliriz. Aynen öyle. Peki biraz daha geriye gidersek şimdi sen nerelisin baba? Nasıl başladın bu spora? Yani dediğim gibi adam yani bizi olimpiyatlarda temsil edecek bir... Ya yani maraton koşuyor. Maraton mesafen kaç? 42-195 metre. 42-195 metre. Yeni derecem 2 saat 18 dakika 11 saniye. Onu da bu sene Düsseldorf maratonunda yaptım. Çok kötü hava şartlarına rağmen. Ha. Giden olumsuzluklara rağmen olumsuzlukları olumluya çevirmeye çalıştım. Yeni derecemi koştum. Şu anda Türkiye'de en iyi maraton koşan sen misin? 2018 olarak benim evet. 2018'de sensin. Evet. Evet. Ve bunun antrenmanlarını ne zaman, yani sen ne zaman anladın kendini bu tür mesafelere koşmayı? Herhalde sadece hangi mesafede koşuyorsun öncelikle? İlk spora başladığım mesafe, lise döneminde başladım, biraz geç başladım branş için. Hani, profesyonel davranmak gerekiyor. Küçük yaşlarda cimnastik vesaire de çıkıp sonra branşlara biraz geç başladım. Kendi isteğimle başladım. Koşmak için, sevdiğim için, televizyonda izlediğim için başladım. 1500-3000 metre koşuyordum. 5000-10000 derken yavaş yavaş yarım maraton tatmaya başladım asfaltın o güzelliğini, insanları. Ama sen de işte kısa mesafelerle başladın değil tabii mi? Tabii önce alt derecelerimi koşmak lazım onu anladım. Tabii yani çünkü ben de hep diyorum illa hemen mesafelerinizi yükseltmeyin. Senin de dediğin gibi altları daha önce yani tabanı güzel yapabilmek evet, önemli. Evet evet şu an hani izleyecek insanlara da şunu söyleyeyim zaten daha önce bundan çok soruldu. İşte ilk senemde maraton koşmak istiyorum. Lütfen bunu yapmayın hani maraton ilk senede koşulacak bir şey değil. Tamam evet maraton farklı bir şeydir. Maraton biten insana saygı duyulur. Ama önce 5000-10000 metre koşun, asfaltta koşun, bulun. Bulabildiğiniz birçok yarış koşun. Yarış koşarak tecrübe edersiniz, kendinizi geliştirirsiniz. Ama maraton bence en son olması gereken şey. Olsun mu? Tamam. Tabii ki olsun ama en son olsun. Olsun ki ama onu zevkine vararak, acı çekerek değil, zevkine vararak koşmak. Bir maraton koşmak var, bir maraton koşmak var. Evet. Yani bunu orada acı çekerek koşmaktansa keyfini çıkararak koşmak daha bambaşka bir şey değil mi? Onun için de düzgün antrenman yapmak lazım. Tabii bireysel antrenman yapmak, kişisel antrenman yapmak önemli. Kişiye göre antrenman yapmak önemli. Tamam. Şimdi yeni başlamış bir insana direkt gel maraton antrenman yaptıramaz. Sakatlıklarla uğraşır. İleriki seviye hastalıklarla, sıkıntılarla yarışır. Kalp sağlığıyla ilgili yarışır. Nasıl anlatayım? Şahin motoruna Ferrari yüklemesi yapmak gibi olur. Yani vücut kaldırmaz bence bunlar. Önce dediğim gibi, başta dediğim gibi. Ve işte sakatlık 10 gelebilir. 10 kilometreler evet. Bir vücudunu bilerek. Hani fanatik olmamak lazım. Vücudunu bilmek lazım. Ben her zaman açığım, hani her şeyi sorabilirsiniz, her şeyi danışabilirsiniz, bilgi paylaştıkça çoğalır. Benim de bilmediğim birçok şey var. Ben de size bir şeyler öğrenirim, siz de benden bir şeyler öğrenirim. Yani bu camiada birlikteyiz. Değil mi? Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Ki bana danışan insanı da boşverilmek olmaz. Bak Instagram'dan takip edin Zehir'i. Orada onları da sorabilirsiniz. Çok 10 numara 5 yıldız adam. Çok teşekkür ederim. Valla tanıdığıma acayip memnun oldum. Ben de için de şeref. Yani sen peki antrenmanlarını ne düzeyde yapıyorsun? Nasıl antrenmanlar yapıyorsun? Haftanın kaç günü antrenman yapıyorsun? Bu arada şunu söyleyeyim, onun antrenmanlarını biz yapmamamız gerekiyor. Bunu vloglarda da söyledim. Çünkü biz yaparsak o zaman yani bu her şey kişiye özel şeydir. Antrenman da, beslenme de hepsi kişiye özel olması lazım. Evet zaten ferdi branşlarda bu şekilde. Hal tercihini biri 300 tekrar kaldırır. Bazıları 100 tekrarla kaldırır. Hani çeşidi adet ağırlığı arttırır, ağırlığı fazlaştırır. Sonuçta aynı yola çıkar ama dediğin gibi ben haftalık 7 gün haftada
13 tane antrenman yapıyorum sabah akşam. Sadece pazar günü benim tek antrenman. Ama geri kalan diğer bütün günler sabah akşam yapıyorum. Yani biliyorum şu an izleyeniniz çoğun, siz de iş hayatında olan insanlar. Evet. Kesinlikle bunu denemesini istemiyorum. Çünkü işin yorgunluğunun üstüne sabah 5'te kalk, akşam tekrar kalk. Yani o vücudu bitirir artık, onu bir ızdıraba, çileye dönüştürür. Ya hazırlık dönemi antrenmanlarım, şu an geliş dönemi diyeyim, haftada 140-150 kilometre. Ama yarış form dönemine girdikçe 200-240-250 kilometre civarında haftalık çıkabiliyorum. Haftada 2 interval yapıyorum. Uzunlarım var, pazar günü tek uzun yapıyorum. Tek antrenman olduğu gün uzun antrenman. Yarış pace'ine yakın ama yarış mesafesi değil tabii. Değil, ha, onu diyecektim. Yakın. Ne kadar, yani maraton koşuyorsun mesela, o uzun dediğin kaç kilometre oluyor? 6 aylık bir maraton, pardon 4 aylık maraton periyotlamam oluyor. Maratondan sonra bir ay dinleme, tekrar periyotlamaya giriyorum. Bu bir dönemde ilk 4 hafta gidiş haftası oluyor benim için. Tek antrenmanlar keyfi, çift antrenmanlar, tek antrenmanlar. İkinci 4 hafta antrenman kuvvet, hafif intervaller. Diğer 4 hafta form dönemi antrenmanları, son hafta tekrar iniş. Zirveye görüp tekrar iniş, ama inişte yaptığım zaman 140-130 km'lik antrenman daha hızlı. Hızlandırım. Şunu şöyle anlatayım. Periyotlama başta dar, sonra geniş, daha geniş. Adet fazla, şiddet az. Yarışa yaklaştıkça adet az, şiddet çok. Şiddet ters çok. Orantı. Çünkü artık nabızları bir 180-190'ları göreceğim ki yarışta onu gördüğüm zaman abon ben olmayayım diye. 150-240 km'lerle 180-240 4'er hafta. Sonra 200'ler yine 180-140-100 km'lerle yarışa giriyorum. Sakın tane bunu bu şekilde denemeyin ama bu planını kendine göre geniş olarak yapabilirsiniz. Bu profesyonel bir sporcunun yani bu işini bu evet, senin işin bu zaten. Evet, işte sabah bu. Akşam şey yapıyor ve buna göre de dinlenebiliyor. Yani çünkü dediğin gibi herkes çalışıyor ama evet. Sen öyle öğlen çalışmıyorsun mesela. Uyku sen orada dinlenebiliyorsun. Evet. Biraz sonra yapsın. İşte burada böyle şeyler de oluyor arkadaşlar. Akşama hazırlık var, parti var da onun için burada. Bu da Mehmet Degiç. Atlayın uçağa gelin, parti var akşam. Parti var akşam. İşte Kapadokya'da böyle eğleniyoruz arkadaşlar. Şimdi bak ne soracağımı da unuttum. Sen bir şey sormak ister misin Üzeyir'e? Hazır mı bu kadar girmişken? Evet. Ayrıca sen Sunto sporcusun değil mi? Evet, Sunto temsilcisi sporcusun. Nasıl saat? Ya saati ben anlatmayayım da bence alın baksın daha iyi olur. Değil çünkü mi? Her gün bir şey keşfediyorum. Her şey bir şey keşfediyorum. Evet, senin bayağı işini görüyor değil mi? Evet, benim çok işimi görüyor. Yani her gün bir şey keşfediyorum saatte. Çok eğlenceli bir saat. Hani saatin zaten kendi uygulaması, telefon uygulamasıyla her gün kendimi karşılaştırıyorum sonraki günle, önceki günle. Benim için bir oyun, bir program gibi oluyor. Güzel, çok hoşuma gidiyor saat. Evet. Peki sen şimdi saati araya soktuk ya. Şimdi bir antrenör eşliğinde mi yapıyorsun antrenmanlarını yoksa? Benim antrenör, evet antrenör. Çünkü bayağı, şu bayağı antrenman bilgim var ama evet, bu. Bugüne kadar antrenörsüz yaptım ben ama şu an bir antrenörüm var benim. O biraz daha farklı oluyordur değil mi şimdi? Çünkü yani tabii. Ben herkese sürekli söylüyorum, bir antrenörle çalışmak farklı çünkü büyük sporcuların herkes, yani Pervs'in bile antrenörü var sonuçta. İşte üçer yani, antrenörü var tabii. Şu an. Yabancı bir antrenörle çalışıyorum. Türkiye'de benim kendi kişisel antrenörüm var. Kamplar, yurt dışı, militan kamplarından danıştığımız antrenörler var. Bir vakitten sonra bilgin ve antrenmanlar kafa yormaktan gücün vücudunu kaldırmıyor. Hani sürekli ders çalışır gibi her zaman kemik plan çıkarıyorum. 4 aylık, 5 aylık planlar. Tekrar siliyorum, tekrar düzeltiyorum. Tamam. Bu ciddi bir efor harcıyor benim için. Aynen öyle. Antrenörle çalışma kararı aldım sonrasında. Tamam. Yani çünkü bu iş bir bilim sonuçta. O evet. Seni en iyi şekilde görecek ve sana şeyini sakatlanmaman gerektiği yerleri falan hepsini o rahat bir şekilde çizmesi lazım o programı ve sen oradan değiştirmemen lazım. Kendin yaptığın zaman muhtemelen ya değişiklik bugün olmadı oluyor. Da yani yarın şunu yaparım falan. Normalde düşünce evet o şekilde ama ben yetenekli biriyim. Diğer sporculara göre ben kemik fazla yetenek görmüyorum ama çalışma benim 2-3 katı çalışıyorum. Arayı önce öyle kapatabilirim. Çünkü rakiplerim yani yetenekli kendince. Ben bu işte fazla yetenekli olduğunu düşünmüyorum ama burada başlatıyorum, burada bitiyorum. Her şey beyinde ya, bitiyor. Zaten spor öyle bir şey. Maraton koşmak da yani kısa da koşuyorsan bu hepsi taktik işi aslında. Yani orada taktiğini düzgün uygulayabilmen lazım. Önceden yarışı rakiplerine göre iyi okuyabilmen lazım. Yani orada
Evet, biraz rakip, da o, rakip, olay kafaya evet, geliyor yani. Rakiplerini iyi okuman lazım dediğin gibi. Bizim maratonda aslında rakip yok. Tek rakibin buradaki gittiğin dereceler, saatler, kendi vücuduna göre edeceğin hareketler. Tek rakibin kendisin. Maraton içinde vereceğin kararlar seni ileride sonraki kilometre ya tuzağa düşürür, bıraktırır ya da güzel sonuca ulaştırır. Çünkü bir anda kendini iyi hissedersin. Orada bam 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 gidersen orada gitmemen lazım. İlk maratonda o hatayı yaptım. Evet. Maratonda o hatayı yaptım çünkü bilmiyordum maratonu. Ya antrenmanlar yaptım ama tuzağı kendime buldum. Ben yerim bunları dedin. Evet. Maalesef kendi kendimi yedim. Beslenme işini nasıl yapıyorsun? Beslenme işini ben haftalık antrenmanlarıma göre yapıyorum. Hı hı. Uzun ve ağır antrenmanım varsa beslemeden önce, antrenmandan önce karbonhidrat ağırlıklı. Karbonhidrat ağırlıklı. Antrenman bittikten sonra protein ağırlıklı. Çünkü olan deformasyonu sıfıra indirmek için, tekrardan depolara doldurmak için protein ağırlıklı besleniyorum. İçmeme özellikle seni izleyecek ya da bizi izleyecek insanlara söylüyorum. İçmesine çok dikkat etsin, su. Su değil mi? Su tüketsinler bu arada. Doğal su. Çünkü bak, ben boşuna demiyorum bak, adam da diye. Vücudu gerçekten de hani biz neyi atarız? Yorgunluğuyla atarız çoğunlukla. Uykuyla ya da terle. Laktikasyon. Evet. Terle atman için önce bir vücuda sıvı girmesi lazım. %1'lik bir azalma bile susuzluk hissi getiriyor. %10 sakatlanır onu. Tamam. Yani sırasına çok dikkat ilk edersin. İlk başta performans kaybediyoruz ama işte sakatlığa bile gelebilecek şeyler. Çünkü o sıvıyı düzgün alabilmen lazım. Mesela sen sadece su mu içiyorsun yoksa izotonik de kullanıyor musun? Antrenmanın şiddetine göre genelde o doğallığa kaçıyorum ama gerektiği yerde izotonikleri kendim hazırlıyorum. Kendim özel hazırlıyorum evde. Basit, çok basit yani, insanlara da takip edenlere söyleyebilirim. Yarım litre suya bir kaşık tuz, bir kaşık şeker. Şimdi tuz şeker zararlı deniliyor, doğru, ama vücutta spor yapmayan için zararlı. Çünkü sen onu fazla harcıyorsun. Bir adet limon. Sıkıp karıştırıp 10 dakika bekler, sonra içebilirler. En doğal izotonik odur. Mis. Çünkü al size tarif. Evet, bütün depoları dolduruyor. Çünkü gerçekten bu terle her şeyi atıyorsun. Tabii. Vücutta mineral kalmıyor. Hani buna dikkat etmen lazım. Özellikle sadece haftada bir defa bunu yapabilirler. Pazar günleri uzun yapıyorsa daha iyi gün. Çoğunlukla boş günleri pazar olduğu için pazar herkes yapıyor o zaman. Tabii bu tür içecekleri spor yapmıyorsan, kullanırsan kilo alırsın. Bu kadar net. Evet, içinde şeker. Yani bu sen kendi elinden yaptığın değil. Sokakta satılanlarda da bunun içinde şeker var. Hatta bunları içtikten sonra dişlerini mutlaka fırçalaman lazım falan. Orada bir sürü asitler masitler oluyor. Ama dediği gibi sıvı alım işte. Sıvı çok önemli. Bu adam söylüyor işte. Ben hep söylüyorum. Adam bu işin şeyi yani. Bu en önemli şeylerden bir biri. Bir de antrenmandan sonra vücuda besin alımı ne olursa olsun yarım saati geçirmemek lazım. Değil çünkü mi? Proteini. Yarım saatten sonraki aldığın her besin, her yarım saat, her 10 dakikada uzattığın besin vücuda belli oranda giriyor. İlk yarım saatte aldığın mesela %60'ını direkt alıyor. Ondan sonra zaman uzattıkça o gittikçe emilimi şeyi azalıyor. Sana vücuduna yararlı olacak şeyi azalıyor. Toparlama sürecini bir günse iki güne çıkarıyor. Ha. Yani bu konuda daha dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Ve esneme zaten. Jimnastik olmaz. Değil mi? Öncesinde, arasında, sen sonrasında. Sen kuvvet antrenmanı yapıyor musun? Kuvvet antrenmanı hazırlık döneminde evet yapıyorum. Kuvvet antrenmanı olmazsa olmaz ama bilinçli yapmak önemli. Değil mi? Şimdi bizim insanlarımız evet kuvvet antrenmanı salon atlayır. Zaten orada yapılır. Vücudunla dağda tepede de yapabilirsin. Aslında en doğal olan hani vücut ağırlığını yapmak. Evet. Yani kas boyunu çok büyütüp mesafe koşacaklar için kas düşman gibi fazla kas oranı. Tabii çünkü oksijen demek onlar. Daha fazla oraya oksijen harcaman lazım. Bir vakitten sonra evet kasılır vücut, gidemez. Sonra nedenini farklı şeye darar ama halbuki orada fazla ağırlık değil. Vücut en fazla vücut oranın yarısı kadar. Adet daha kiloyu azaltıp adeti çoğaltabilirsin. Kiloyu daha azaltıp adeti çoğaltabilirsin. Aslında en doğal, en güzel kuvvet o. Daha geç gider vücutta. Evet. Yani mesafe koşacaklar için az kilo bol tekrar. Değil mi? Evet. Vücut ağırlığı yapmaları daha doğru olur. Hani kulaktan dolma bilgi değil de uzmanına sormaları daha iyi olur. Siz de bu işin içindesiniz. Kaç tane branş yapıyorsunuz. Her branşın ayrı kas özellikleri biliyorsunuz. Öyle. Hani size danışabilirler. Sadece hani izlemek yetmez. Bence yani bilgi paylaştıkça çoğalır. Sizi arayıp sorabilirler, danışabilirler. Sonuçta sizin de engin bilginiz var. İşte mesela bu tür kamplar o yüzden faydalı oluyor. Evet. Burada bir sürü işte tecrübeli insanlar var. Üzeyre sorabiliyorsun, başka hocalara sorabiliyorsun. Bir sürü doktorlar oluyor. Ya da işte çevrende işte bu tür yarışlara gittiğin zaman, Kapadokya'ya geldiğin zaman mesela bu insanların hepsi burada olacak. İşte o yarışların aslında bir şeydi ve bu insanlar gelip
çok rahat konuşabileceğin adamlar. Biz bu adamla 10 yıldır tanışmıyoruz. Daha 3 gün oldu tanışalı ve böyle çok rahat bir şekilde konuşabiliyoruz yani. Tabii önemli olan böyle olması tabii. Çünkü biz bize ancak biz bize yardımcı olursak aynen, başarı öyle getirebiliriz. Buraya geldim. Ultra'yı hemen hemen tanımasa da tanımış oldum. Ultra'nın efsaneleriyle tanıştım. Gedi Minas gibi yani insanlarla. Burada her gün tabii bilgim benim burada değil ama burada da bir şeyler öğrendim. Bana bir şeyler kattı, güzel şeyler kattı. Hani siz de çok şey öğrenebilirsiniz. Gelip böyle yerlere katılmanız lazım. Hani birebir diyalog. Çok şey kazanır diye düşünüyorum yani. Evet. Evet, şimdi bizim sertifika töreni başlıyormuş arkadaşlar. Üzeri teşekkür ederiz. Biz daha arada antrenmanlara falan da giderim ben. Onun beraber antrenmanı da yaparız. İnşallah. Onun antrenmanlarını yaparız yani. Şimdi o şimdi geldi bizim antrenmanları yaptı. Biz de bir gidip onunla intervaller falan yaparız. Bu sabah zaten o interval yaptı. Kaç yaptın? Sabah benim ısınma var. Ondan sonra 15 tane 1 kilometre. 15 1 kilometre ama kaç peste gitti kim bilir. Biraz yumuşak oldu ağzım. Yine... Bam 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 evet diyorsun. Evet, hadi biz aşağı inelim. Aşağıdan çağırıyorlar. Daha sonra konuşuruz. Hadi. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.